Kendisini alkışlıyoruz, Abdullah Ecevit. Şimdi milletin en büyük derdi şu, sahaya çıkıyoruz, insanlarla konuşuyoruz, hayır diyorlar. Bakıyorum, kimse bunu tasa etmiyormuş, tasa edenler burada, kendinizi bir alkışlayın arkadaşlar. Evet'in hayırdan farkını bilen var mı aranızda? Evet, biri pozitif, birisi negatif değil mi? Şimdi bunu irdeleyeceğiz. Önce kendimi tanıştırayım size. Beni tanımayan var mı yeni katılan arkadaşlar? Var. Yazıklar olsun Ömer abi. Sen de tanımıyorsun. Recep Bey, sen de tanıyor musun? Beni buna göremiyorsun. Göremiyorum. Zaten normallere göremiyorum abi. Ben de eğitimi sabaha kadar duymadım. Evet arkadaşlar, kendimi tanıştırayım size. İsmim Abdullah Ecevit. 14 aydır network marketing sisteminin içerisinde networker olmaya çalışan bir adam. Normalde klasik ticaret yapıyorum. Çorumluyum. İşi gücü konuşmak olan bir adamım. Farkında olmadan yaşadığı bulumsuz tecrübeler vasıtasıyla hayırları çok aldım hayatımda. Network'ten değil, klasik ticaretten. Deneme yanılmayla öğreniyorsunuz. Bazen okuduğunuz kitaplar artı olarak size dönüyor ama bir müddet sonra bir şeyi fark ediyorsunuz. Hiçbir şey bilmediniz. Ne kadar öğrenirseniz aslında o kadar boş olduğunuzu idrak ediyorsunuz. Çünkü öğrenme doğuştan ölene kadar bir süreçtir. Değil mi? O süreci geçiriyoruz. Yani ben oldum diyen adam aslında olmadığının idrakinde olmayan adamdır. Dünyadaki en tehlikeli adam modelidir. Bilmeyenden korkmayın. Bilmediğini bilmeyenden korkun. Böyle insanlar var değil mi etrafımızda? Ona yarı cahil diyorlar. Bilmediğini bilmiyorsa çok tehlikeli. Şimdi evet alma sanatı deyince aklınıza ne geldi bilmiyorum ama ben insanlarla gidip konuşup evet alacaksınız eğitimi vermeyeceğim size. Zaten sizde olan bir şeyi geri size hatırlatmaya çalışacağım. Ne olabilir bu sizce? Güven. Güven değil mi? Şimdi şöyle konuya girelim. Bir kahve makinesi alıyorsunuz, gidiyorsunuz bir beyaz eşyacıdan ya da bir buzdolabı. Buzdolabıyla birlikte size bir şey veriyorlar. Birini ben söyleyeyim, iki tane veriyorlar. Garanti belgesi. Öbürü ne? Kullanma kılavuzu. Peki arkadaşlar, sizler kullanma kılavuzuna sahip olduğunuz organlarınızı tanıyor musunuz? En önemli organımız ne olabilir? Hiç kafa yoran oldun mu buna? Efendim? Parmak. Parmak. Süpersin abi. En önemli organ abi. Bu olmazsa olmuyor. Saadettin tek söyleden hatırlıyoruz değil mi? En önemli organ. En başka? Güzel organımız dilimiz, insanları ikna ediyor. Abla senin dilin kesinlikle çok muhteşem işler. Ben orada diamond olacağım. Diyorum. İnşallah. Utandı bizi inşallah. Kesinlikle inanıyorum diamond olacaksın abla. Sen inanıyor musun? Ben zaten inanmasam. Problem yok o zaman. Benim inanmamam bir şey değiştirir mi? Sen inanıyorsun. Şimdi dil dedi abla, başka organlar üzerine düşünün. Allah neler yaratmış değil mi? Beyin, özürüm. Beyin. Şimdi adamın biri diyor ki, kaç paralık adamsın ötekine? Öteki de diyor ki, kaç paralık adam acaba ya? Düşünüyor şimdi. Evini, arsasını hesap ediyor. Sizce bir insan kaç para eder hiç? Hesap ettiniz mi? İnsanın değeri yoktur ki, parayı ölçülür. Soru cevap olsun mesela, yorum katmayalım. Bilen cevap versin. Kaç para ediyormuş insan? İnsana paha biçilmez. Ölçüsü yoktur. Vahin içmişler. Anlatacağım. Kaç para ediyormuş? Sıradan bir profesör alın. Oturtun şuraya akademik kariyer olan bir adamı. Ondan sonra işte Torosların zirvesinde bir köylüyü de alın oturtun. Bence ikisinin de insan olarak birbirinden farkı yok ama bunu ölçmüşler. Organlara değer biçmişler. Kaç para olduğunu çıkartmışlar. Ben söyleyeyim arkadaşlar. Dışarıda en fakirini hesap edin, avuç açıp dilenen insanı, o bile 42 trilyon yapıyormuş eski parayla. Organların değerini ölçmüşler. Böbrek şu kadar para, göz bu kadar para. 42 trilyona sahipsiniz maddi boyutuyla. Tabii bu 42 trilyona kendini satar mısın, organlarını bağışlar mısın? Tırnağını vermez belki insanlar değil mi?
çok zor durumda kalıp psikolojisini bozan insanlar böbreğini satıyor ayrı mesele ama o da aslında sahip olduğu başka bir organı kullanmadığından oluyor. En etkili organımız ne arkadaşlar? Beyin. Beyin değil mi? Peki beyninin kullanma kılavuzunu eline alan var mı? Bilen var mı? Ben beynimi şöyle kullanacağım, bunu öğrendim diye. 10 paralık bir kahve makinesinin kullanma kılavuzundan bahsediyoruz da bizim için çok önem arz eden bir organın kullanma kılavuzuna sahip olan var mı aranızda? Var. Efendim? Var. Kim o? Ömer Köse. Evet, Ömer Köse sahip, süper. Nereden aldın Ömer abi? Öğreniyorum. Öğreniyorsun. Evet, demek ki birisi vermiyor. Ömer abi. Siz öğreniyorsunuz. Efendim? Çinceymiş de zor öğreniyorum. Süpersin abi. Beynin kullanma kılavuzunu yaşarken öğreniyorsunuz. Diyaloglar kurarken öğreniyorsunuz. İşte ben de bundan bahsedeceğim. Bugünkü konumuz bu arkadaşlar. Beyni iyi tanırsanız, iyi kullanırsanız evetler alırsınız. Uygulamalı olarak videolar halinde göstermeye çalışacağım. Totalde de beraber değerlendirelim inşallah. Evrende şöyle bir gerçek var. Negatifle pozitif aynı yerde barınmıyor, biliyor musunuz? Evet. Mesela bu maddeler için de geçer. Bu otelin şu anki durduğum yerinde Ömer Köse durmaya çalışsa durabilir mi? Yok, tam benim durduğum yerde duruyor. Durabilir mi arkadaşlar? Ömer abi bir gel bakalım, gel. Gel abi, gel gel gel. Senin beynin oraya yükleniyor. Onun beynini başka. Şimdi iyi seyredelim bakacağım. Şimdi beyni konuşmuyoruz, maddeleri konuşuyoruz. Abi tam bura. Tam burada ben duruyorum değil mi? Benim buradan ayrılmam gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Evet. Gel şimdi aynı anda olabiliyoruz mu aynı yerde? Hayır. Bak şimdi beni itele abi. Bak İte abi. Benim oradan ayrılmam lazım Ömer abinin oraya geçebilmesi için. Negatif ve pozitif de aynısı arkadaşlar. Eğer bir yerde otur abi otur tamam çok yakışıklısın. Negatif ve pozitif de aynı. Eğer bir yeri pozitife terk edecekse negatifin oradan gitmesi lazım. Eğer bir yere negatif hakimse orada pozitiften kırdırmamasınız. Şimdi buna göre değerlendirelim. İnsanlardan sonuç almak istiyorsak, onları ikna etmek istiyorsak, etkilemek istiyorsak ne yapmamız lazım? Negatif olanları atmamız lazım. Güzel. Şimdi dedim ya, yer değiştirmemiz lazım. Neyle? Neyi istiyorsak onunla. Şimdi kitleleri peşinden sürükleyen liderler vardır ya, onlar düşünceleri değiştirme özelliğine sahip insanlardır. Ben sizi ikna edebilmek için kendi düşüncelerimi alıp sizin beyninize yerleştirmek zorundayım. Bunu yapamazsam kesinlikle bana itibar etmiyorsunuz. Düşünceyi değiştireceksiniz. Ya istediğiniz düşünceyi alıp o beyne ileteceksiniz ya da ne yapacaksınız arkadaşlar? İletemezseniz onun düşüncelerine esir olacaksınız. Şimdi şöyle bir şey yaşıyoruz değil mi? İnsanları ikna etmeye gidiyoruz. İşi anlatıyoruz. Sistemi anlatıyoruz. Sonra adam bize fiyattan bahsediyor. Başlıyoruz düşünmeye. Ya diyoruz hakikaten Forever'ın ürünleri çok pahalı. Şimdi biz anlatıyoruz. Adama ürün vereceğiz. Adam bize fiyatların pahalı olduğundan giriyor, den vuruyor. Değerlendiriyoruz biz şimdi. Fiyatlar pahalı, haklısın diyoruz. Kusur bulunabilir değil mi? Kadı kızına da kusur bulunuyor. Ondan sonra geliyoruz ve düşünmeye başlıyoruz. Fiyatlar pahalı. Burada fikrini satan sen misin? Muhatabın mı oldu? Muhatap oldu. Satış işini kim gerçekleştirecekti? Ben gerçekleştirecektim. Ne oldum şimdi? Alıcı pozisyonuna düştüm değil mi? O zaman beynin kullanma kılavuzunu şimdi slaytlarla da irdeleyeceğiz. Bir soru daha sorayım size. Beyniniz hangi dille çalışır? Bunu biliyor musunuz? Anladım. Efendim? Anladım. Evet. Beden dili dedi. Beynimiz hangi dille çalışır? Bir Japon'un beyni hangi dille çalışır? Ya da bir Türk'ün? Almanın dili. Efendim? Kendi dili. Peki. Kapatın gözlerinizi şimdi. Herkes gözünü kapatsın arkadaşlar. Gözünü açanlarla işim yok. Kapatın gözünüzü. Bir dağ hayal edin. Bir ağaç hayal edin. Aynı lisanda İngilizce konuşuyorum. Beceremiyorum onu da. İngiliz olduğunuzu varsayın şimdi. Bir ağaç hayal edin. Bir ev hayal edin. Şimdi Japonca konuşacağım. Japon olduğunuzu hayal edin. Bir ev hayal edin.
Bir ağaç hayal edin. Açın gözünüz arkadaşlar. Şimdi anladınız mı beyniniz hangi dille çalışıyor? Hepsi aynı. Hayal, beyin görsel çalışır. Kesinlikle dil algılamaz. Görsel, ağacı hayal eder, dağı hayal eder, evi hayal eder değil mi? Bir soru alabilir miyim? Peki daha ilginç bir soru sorayım. Yaş ortalamamız 30 mu? 25-30 değil mi? Bir yaşında ne hatırladığını bilen var mı aranızda? Bir yaşında neler yaşadığını hatırlayan var mı? Ya da herhangi bir anekdot hatırlayan var mı bir yaşında? Abi bir yaşında ne yapıyordun? Kaç yaşında sünnet oldun abi sen? Bir yaşında. Şok abi, şok, şok yaşamıştınız. Mahallenin kasabıydı kesin, adamı gördüm. Arkadaşlar şöyle enteresan bir şey var. Dünyada en akıllı varlık insan oldu değil mi? Çok akıllı. Hükmediyor bütün hayvanlara. File hükmediyor ya. Kocaman fili eviriyor, çeviriyor, oynatıyor. Şimdi bir tane insan yavrusu düşünün. Koyun yatağın üzerine. Bir tane de kaz yavrusu düşünün. Kaz yavrusu. İkisinin yanına da tabiat ortamında bir ay uğramayın. Bir ay sonra ne olur? O dünyanın en akıllı varlığı acından ölür. Değil mi? Ağlaya ağlaya ölür. O kaz dediğiniz hani İnsan insana hakaret ederek kas kafa diyor ya, o kas kafa hayatına devam eder. Yaratılışı gereği yemini bulur, suyunu bulur değil mi? O küçücük yavru. Hani Afrika'da belgesellerde ceylan anasından doğuyor, koşmaya başlıyor. Bunun gibi. İnsanoğlunun bu özelliği yok arkadaşlar. Fakat zamanla çok şeyi kaydediyor hafıza, çok şeyi öğreniyor ve farkında olmadan bütün yaşadığı habitata hükmedebiliyor. Böyle bir özelliği var. Şimdi, fakat beyin zannettiğiniz kadar akıllı değil, aptal. Biliyor musunuz? Aynen. Beyin çok aptaldır. Detayları hesaplayamıyor beyin. Ne yapıyor? Mesela beyni çok güzel şartlandırabilirsiniz. Hiç aranızda takıntısı olan var mı? Hep aynı marketten alışveriş yaparım diye var mı arkadaşlar? Aynı market, aynı kasap, aynı lokantaya giderim. Bakın nasıl aptal. Zamanında yapılan bir şeyle beyin şartlandırılır. Mesela benim oğlum var, çok zekidir. Allah bağışlasın cümlemizinkini. Şimdi her alışverişe gittiğimizde annesiyle benim yakamı çekiştiriyor. Hitit gıda var bizim orada, hitit de diyemiyor. Baba diyor, mitit gıdaya gidelim. Oğlum ne yapacaksın hitit gıdada diyor. Baba oradan yapalım alışverişi diyor. Gidiyoruz, yapıyoruz alışverişi. Ertesi sefer başka bir yere gitmek istiyoruz, Carrefour'a gitmek istiyoruz. Çocuk bizimle kavga ediyor, hitit gıdaya gidelim. Düşündüm, 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 buldum. Oğlumun beynini şartlandırmış İtidgı'da. Biz daha önceki gittiğimiz alışverişlerde bir tane astronot kıyafeti giyen adam fotoğraf çektirmişti onunla İtidgı'da. Ona da bir tane balon hediye etmişti. Şimdi bakın aynı faydayı kaybetti. Bu sefer gittiğinde o adamı görmeyecek. O adamla konuşmayacak. Tekrar balon hediye eden de olmayacak. Ama o aptal beyin öyle bir kayıt yapmış ki buraya gittiğin zaman mutlu olacaksın diyor. Bilmeden, mesela bazıları sadece Opet'ten alışveriş yapar, öteki gider BP'den yapar değil mi? Şartlanıyorsunuz, geçmişte işinize yarayan bir şeyler vermiştir. Bugün zarar da etseniz illaki oradan alışveriş yapmak istersiniz. Farkında olmadan insertler gelir, fiyatın birini indirir, tamam dersin ya buraya buradan alışveriş yaparsam çok para kazanacağım. Daha sonra o fiyatı indirip farkında değilsin. Sen şartlanmışsın. Değil bu kadar aptal. Şeyi ayıramıyor. Aradaki farkı ayıramıyor. Beyin yine bakın ne kadar aptal. Onun da bir örneğini verelim. Şimdi diyecek ki benim üzerimde verme. Herkes öyle diyor değil mi? Komutlarla çalışıyor beyin. Ve farkında olmadan çalışıyoruz. Evet. Bir şey söylediniz ya Abdullah Bey. Evet. Şimdi bizim Recep Bey gece kondu görüyor. Ben de şata görüyorum. Ne olacak? Senin beynin daha aptal abi. Şimdi bakın komutlarla çalıştıracağız beyni. Aradaki farkı iyi algılayın. İsim neydi hanımefendi? Hicran. Hicran Hanım şu elimdekini almaya çalışır mısınız? Teşekkür ederim. Sizin isim neydi? Tülay Hanım bu elimdekini almaya çalışır mısınız? Teşekkür ederim. İsim neydi? Neyve Hanım, bu elindekini almaya çalışır mısınız? Alayım.
Soruyu algıladınız mı? Evet. Elindekini almaya çalışır mısınız? Al diyorum ya arkadaşlar. Beyin bu aradaki farkı ayıramıyor. Aptal. Ya alır ya almaz. Ortası yoktur. Almaya çalışır mısın? Alır. Al demiyorum ki. İşte bunu tespit ettiğiniz zaman başarı gelecek arkadaşlar. Yani insanların ortak özelliği 3 kişide denir değil mi bunu? Onlara sizi tenzih ediyorum. Ben beyin, benim işim beyinle nasıl çalıştığını da iyi algılamamız lazım. Yani ortası yoktur. Negatif ve pozitif vardır. O zaman şu cevabı verebiliyoruz mu kendimize? Ben bir düşüneyim. Anlattık ya. Ben bir düşüneyim. Düşün. Yalancı. Yalan söylüyor size. O düşünmeyecek. O kararını orada vermişti. O zaman ne yapmamız lazım? Biz de diyoruz ki adam düşünecek. Beynin o özelliğini bilmiyoruz ya. Adam düşünecek. Yarın haber verecek. Arıyoruz şimdi onu. Yarın bana haber verecek. Aramıyor. O aramayınca ben arıyorum. Ben arayınca diyor ki şimdi çok meşgulüm. Yarın görüşelim. Yarın tekrar arıyorsun. Şu saatte görüşelim. Toplantıdayım. Yine arıyorsun. Siz zannediyorsunuz ki ben takip ediyorum. Değil mi? Takip ediyorum. Halbuki bu işin adı takip değildir. Tacizdir. Tacizdir. Bakın. Beyne bir şey kodlarsınız. Bir mesaj yollarsınız. Beyin o an bir reaksiyona geçer ve adrenalin salınır. İhtiyaç hisseder böyle. Onu hissettirebilmek önemli. İhtiyaç hissettirmek ya olumludur ya olumsuzdur. Mesela olumsuz modla ihtiyaç hissettireyim mi? Olumsuz modla. Diyetisyenler var değil mi? Ben de biliyorsunuz işte Allah'a şükürler olsun. Diyetisyene gidecek ayarda bir adam. Diyetisyene gidiyorsunuz. Size diyor ki giden üniversite mezunu. Kendinden bahsedeceğim. Sana diyor ki diyetisyen hamburger diyor çok kalorili. Yağlı yiyeceklerden uzak dur. Peyniri bir kalıp ye. Sakın diyor köfte yeme ha. Patates kızartması yeme. Ne yaptı biliyor musunuz? Farkında olmadan. Bana yağlı yiyecekleri sattı. Köfteyi sattı. Hamburgeri sattı. Patates kızartmasını sattı. Ya onların kalorili olduğunu zaten biliyorum ben. Kibrit kutusu peynirin kalorisinin az olduğunu zaten biliyorum ben. En fazla ne kadar sürüyor biliyor musunuz? Adrenalin salgılanmaya başlıyor. Şunu diyor size beyin. Patates kızartması olsa da yesek. Köfte olsa da bir tadına baksak. Burnunda tütüyor. En fazla 2-3 gün mücadele ediyorsun. 3 gün sonra gidiyorsun. Şu kararı veriyorsun. İnsan duygusal bir yaratıktır. Bugün yiyeyim de yarın yemem. Onun suçlusu kesinlikle o gidip de 50-100 TL verdiğiniz diyetisyendir. Aklınıza getirdi. Akla getirmek nasıl bir şey? Adamın birisi bir kıza aşık olmuş. Düşünüyor, taşınıyor, yalvarıyor, yakarıyor. Kıza diyor ki en son. Ya benimle evlen, kız evlenmem diyor. Bizimki de inatçı, büyücüye gidiyor. Bana diyor bir muska yaz. Bu kız benimle evlensin. Var değil mi böyle tipler? Gidiyor büyücü bir muska yazıyor. Al bunu diyor. Ay ışığında işte Akdağ'ın tepesine çık. Dolunay olacak yalnız. Bu iksiri iç diyor. Muskanın suyunu iç. İçerken aklına kızıl tilkinin kuyruğunu getirme diyor. Bizim gidiyor ki yaktın beni büyücü. O herifin aklından o kızıl tilkinin kuyruğu çıkar mı? Çıkmaz değil mi? Şimdi beyin hep olumlu düşünür. Yapma dediğini yapar. Mesela deneyin arkadaşlar. Deneyin. Müdürüm senin beynin ayrı. Araştırma konusuna ayıracağız. Şunu deneyin. Olumlu mesajlar verin olduğu gibi algılar. Beyne olumsuz mesaj verirseniz aksini yapar. Aksini yapar. Yani yapma yok. Mesela daha önceki eğitimlerden bunu alanlar hatırlayabilir. Hepiniz şu an mavi bir fil düşünmeyin. Var mı düşünme? Nasıl olur? Evet, bunun gibi. Bunu iyi tanırsak beynin özelliğini mesafe alacağız. Peki algıyı değiştirme özelliğimiz var mı? İnsanoğlunun bu beynin bu yapısını bilirsek, olumsuz yapısını bilirsek algıyı değiştirebilir miyiz? Beyni iyi kullanabilir miyiz? Şimdi diyelim ki ben çok kötü bir sunum yaptım. Çok berbat bir sunum yaptım. Hepiniz içinizden diyorsunuz ki ya bu adam ya bunu mu bulmuşlar sabahın 9'una uykumuzdan kalkıp geldik. Bunu düşünürken
size şu soruyu sorsam şu cevap verirsiniz. Arkadaşlar sunumu nasıl buldunuz? Süper. Berbat buldum. Ben sizin adınıza cevap veriyorum. Berbat buldum. Belki yüzüme diyemiyorsunuz ama ikiniz aranızda konuşuyorsunuz berbat olduğunu. Peki algınızı değiştireyim mi? Şunu soruyorum size. Sunumun berbat olduğunu ben de biliyorum. Diyorum ki arkadaşlar sunumda en çok neyi beğendiniz? Bakın yaklaşıma bakın. Yaklaşımı değiştirdim. En çok neyi beğendiniz? Ulan neyi beğendim ben ya? Bu herifin ceketi iyi diyor bak. Pantolon da iyi. Bir iki de espri yaptı. Başka bir şey anlamadım ama bunları beğendim. Beğendiklerini arıyor değil mi arkadaşlar? Algıyı böyle değiştirebilirsiniz. Şimdi daha matematiksel olarak bakacağız. Neler yapacağız? İnsanlara şunu sorun. İnsanları tanımak istiyorsanız hayatta en çok neleriniz olsun isterdiniz? Hani biz müşteriyi konuşturun diyoruz ya arkadaşlar. Gittiniz karşısına müşterinin neler beklediğini öğreneceğiz. Bir test yapalım isterseniz. Sizin için neydi? Hep size kafayı taktım değil mi? Hicran Hanım en çok neleriniz olsun isterdiniz? En çok nelerim olsun? Evet. Ben en çok kendimi iş yerimden olmasını istemişimdir. Bir tane madde. Üç tane, dört tane madde alalım size. Bir tane ev istedi, bir tane araba istedi. Güzel bir araba. Tabii seninkini anladık. Araba tutmuyordu. Evet. Yetiştirme yurdunun olmasını isterdim. Teşekkür ederim. Üç tane yeter. Farklı yerlerden alalım. En çok neyiniz olmasını isterdiniz? Siz en çok neyiniz olmasını isterdiniz? Para. Para. Bir, iki. Para. Para. İki, üç. Para. Evet, üç tane para. Siz en çok neyiniz olmasını isterdiniz? Sağlığın daha iyi olmasını isterdim. Sağlık istedi abi. Bir. İki. Ailecek huzur istedi. Üç. Ne gelirse yaşıyor. Daha faydalı olmak. Evet. Daha faydalı olmak. Bak bunları not edin. Siz en çok neyiniz olmasını isterdiniz? Ailemle beraber olmayı isterdim. Bir. Sonra evet. Şimdi arkadaşlar araştırmacılar diyor ki insanlara şu soruyu yöneltirseniz en çok neyiniz olmasını isterdiniz? Size madde madde yazarlar. Şunu isterdim, bunu isterdim. İlk iki maddeye dikkat edin. İlk iki maddeye. Ömer abi dışarı alırım bir daha da alırım. İlk iki maddeye dikkat edin. Neydi o? İlk iki söylediği en çok eksikliği hissettiği şeymiş. En çok. Ötekilerin hepsi fasafi soymuş. Ötekileri düşünmeden öylesine hani bu da olsa fazla mal gözümü çıkarttım dediği şeylermiş. İşte bilmiyorum ama ailemle daha çok zaman geçirmek istiyorum diyenin ya geçmişte aile bağlarında bir kopukluk varmış ya bugün aile fertlerinden çok sevdiği bazıları yanında değilmiş. Evet. Çok para isteyen adamın çok büyük hırsı olur değil mi? Geçmişine bakarsanız ciddi parayla ilgili sıkıntılarının olduğunu görürsünüz. Beklentileri vardır. Sağlık istiyorsa o adam gerçekten sağlık problemi vardır. Hani önceliklerinizi belirlemeniz lazım. Sorarken bunu soracaksın. Neyi sizi mutlu ederdi? Yoksa havalar nasıl iyi, daha daha nasıl iyi, daha 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 nasıl böyle bir kelime Türkçeden başka bir yerde yok. İngilizce bile var mı aranızda? Daha 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 nasılsını bir çevirir misin abi? Yok. Bize az. Biz böyle enteresan bir milletiz. Bizim doğrularımızla dünyanın doğruları bir değil arkadaşlar. Öyle bir milletiz ki bakın insanımızı tanıyın. Kornayla anlaşabilen tek toplumuz dünya. Kornayla. Şimdi önünde kırmızı ışıkta biri durdu. Yeşil yandı. Dağıt. Ne bu? Geç. Geç. Geçmedi. Dağıt dağıt. Ne? Çabuk geçmedi. Çabuk geçmedi. Bir daha geçmedi. Dağıt. Ne? Senin. Ne? Telefonu çaldırarak anlaşan tek toplumuz biz. GSM firmaları bunu bilseydi buraya ciddi yatırım yapmazlardı belki ama yapmıştı. Şimdi diyor ki bir kere çaldırırsan bir ekmek. İki kere çaldırırsan bir de yoğurt getir. Üç kere çaldırırsan annenlere gidelim. Bunu kurgulayabilen bir beyne sahip bir toplumuz. Fakat sahip olduklarını bilen insanlar değiliz değil mi? O zaman ne yapacağız? Beyni iyi tanıyarak yola çıkacağız arkadaşlar dediğim gibi. Peki beynin bir zaafı var. Aranızda ben hiçbir şeyden korkmam diyen var mı? Ömer abi hariç. Hiçbir şeyden korkmazsınız. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Evet. Siz hiçbir şeyden korkmazsınız. Siz öyle zannediyorsunuz. Şimdi bakın arkadaşlar.
beynin çalışma odağı iki tanedir. Birincisi korkudur. Beyin korkaktır. Eğer bir adam korkmuyorsa balataları sevilir. Kesinlikle 3-4 tane tahta eksiktir. Korkmuyorsa problem vardır. Çünkü beyin şöyle çalışır. Seni koruma amaçlı, koruma amaçlı. Dışarıdan gelecek tehlikelere karşı seni korur. Şimdi benim iki tane çocuğum var. Birisi erkek, birisi kız. İkiz bunlar. 5 yaşındalar. Yahu oğlan çocuğu korkak arkadaş. O kadar korkak ki anlatamam. Şimdi bir şey olacak değil mi? Bu böyle olursa şu şöyle olur. Oradan bu gelir bana şu zararı dokunur. Kız da boyda. Tamam mı? Çıkıyor apartmanın 5. katına, kızım düşeceğim, bir şey olmaz bana. Şimdi bakış açısına bakın. Biz şüphelendik, gittik doktora. Birisi normal IQ, birisi biraz daha yüksek. IQ yüksek çıkıyor. Bunu diyor götürün şeye. Bunu üstün yetenekler orada okutun. IQ'su yüksek olan hangisi? Korkak olan. Eğer bir adam korkuyorsa tedbir alın değil mi? O zaman beynin bu özelliğini tespit ederseniz işiniz çok kolay hale gelecek. Beyin korkak. Ben cesur Ömer Adaç. Beyin korkaksa o zaman ne yapacaksınız? İnsanoğlu korktuğundan hızla uzaklaşır. Hızla kaçar. Doğru mu? Korktuğundan kaçar, güven duyduğu iklimede koşarak gelir. O zaman korku ve güven ikilemini iyi oturtmamız lazım. Korkuyu mu vereceğiz, absorbe edeceğiz, güveni mi vereceğiz? Peki yaklaşımlarda şuna dikkat ederseniz insanları güven ortamına sürükleyebilirsiniz. Kimden korkmazsınız sorusunu soracaksınız. Kimden korkmazsınız? Ben hatundan korkuyorum, problemi yok. Kimden korkmazsınız? Var. Var mı yengeden korkmayan? Hangi hatunda? Aklında insandan korkuyor. Şimdi adam kahveye girmiş. Karı korkanlar ayağa kalksın demiş. Herkes kalkmış, birisi oturuyor. Lan demiş, adama bak ne kazan. Sen niye kalkmadın abi demiş. Adını duydum, dizimin bağı çözüldü demiş. Şimdi... güven unsuruna taşıyabilmenin yolu şudur arkadaşlar. Siz kendiniz gibi birisini görseniz korkar mısınız? Mesela bir ormandasınız. Canavarlar, manavarlar var. Benim olan hayal ediyorlar. Şuradan dinozorlar gelecek baba diyor. Buradan canavarlar buluşacaklar diyor. Tamam mı? Peki ormanda geziyorsunuz. Karşınızda size benzemeyen bir şey çıktı. İnsana benzemiyor. Korkmam diyen var mı Ömer abi hariç? Evet abi. Abi seninkini incelemeye alacağım. Problem. Kendinize benzeyen bir şeyden korkmazsınız. Değil mi? Eli yüzü bana benziyorsa, DNA'ları insansa. Anlarsınız. İnsana bakınca anlarsın. Efendim? O zaman daha çok korkar. Neyse seni de incelemeyelim abla. Ablamı da merhaba diyorlar. Geneli kendisine benzeyenden korkmuyor arkadaşlar. O zaman iletişim kurarken. Mesela Erdal İnönü'yü hatırlayan var mı rahmetli? Nasıl konuşuyordu? Allah gani gani rahmet etsin. Çok seri, çok hızlı değil mi? Ben anlamıyordum. Tiyatro oynatıyorlar zannediyorum çocukluğum o zaman. Sonra çok büyük bir bilim adamıymış, öğrendim. Peki Mesut Yılmaz'ı hatırlayan var mı? Konuşamıyordu. He? Konuşamıyordu. Mesut Yılmaz'ın konuşmasını bir hatırlayan arkadaşlar. Gençliğinden konuşuyordu. Sevgili vatandaşlar. Araya reklam al. 3-4 kuşak. Nasılsınız? Bekle şimdi. Çok da yavaş konuş. Şimdi Mesut Yılmaz'la Erdal İnönü'nün anlaşma ihtimali var mıdır? Yok. Hızlı konuşan bir adam yavaş konuşandan anlaşamaz. Kelime tonlaması, sürati aynıysa beyin şöyle çalışıyor. Aptaldı ya. Aha diyor, benim gibi. Benim gibi konuşuyor. Mesut Yılmaz'la konuşacaksan çok yavaş yavaş konuşacaksın. Erdal İnönü'yle hızlı, beyin farklı çalışıyor ya. Kendisi gibi olduğunu kanıtlaman lazım. Konuşmada kafayı kaşıyor değil mi? Çaktırma, kafanı kaşı. Yap onu. Aynı benim gibi diyor ya. Ayağına attı, sen de at. Saatine baktı, sen de bak. Farkında olmadan, hani fark ettirmeden, bilinçaltını okumuyor beni. Hep yüzeysel. Ondan sonra diyor ki, aynı benim gibi. Bu adam bana çok benziyor. O zaman bunun fikirleri de bana benziyebilir. Ondan sonra ustaca, seminerin başında dediğim gibi, fikir değiştirmeye başlayacağız, hipnoz edeceğiz. İşin özü o. Hayatın gerçeği hipnozdur arkadaşlar. Hipnotik dil kalıpları kullanacağız. Nasıl kullanacağımızı anlatacağım. Hipnoz edebilirseniz, tabii bu hipnoz saati alın. Gittin görüşmeye, isim ne? Bahri.
Bahri abi sana muhteşem bir işten bahsedeceğim. Sade var. Böyle değil abi. Hipnoz böyle değil. Kelime kalıplarıyla kuracaksınız bunu. Peki size vereceğim şeyi yazın arkadaşlar şimdi. Bunu yazdıracağım ben. 160 gram yağ, 1 litre su, 10 gram protein, 10 gram tuz ve 10 gram şeker verseler ne yaparsınız? Helva yaparız. Çorumlar konuşmaz. Bu eğitimi aldılar. Yok mudur bunu? Ne yaparsınız? Arkadaşlar bu saydığım malzemelerden ortalama ölçüde bir insanın beyni yapıyormuş. 10 gram yağ. Beyni. İşte o beyni sensiz biz yapamıyoruz. Yapan yapmış. Mimarı çok büyük. Ona saygı duyacağız. Ölçü bu. Bizi yönlendiren, hayatımızı kontrol eden buymuş. Bakın 160 gram yağ, 1 litre su, 10 gram protein, 10 gram tuz, 10 gram şeker. Bundan beyin ihtiva oluyormuş. Beyin içeriği bu. Beyin aptal demiştim ya. Şimdi aptallığını biraz daha arttıralım. Beyin o kadar aptal ki hayalle gerçek arasını ayıramayacak kadar aptal. Hayal ettiğini gerçek zanneden bir... Mesela Erol abi şunu düşünüyor. Diyor ki ben padişah olsam ne olur acaba? Hayal ediyor. Ama gerçekten padişahım zannediyor ki. Böyle enteresan bir şey. Şimdi beyni çok iyi kullanmak gerekiyor. Birazdan hatırlat Erol abi sen bana. Anlatacağım hikayeden sonra. Onu nasıl kullanacağımızı, hayal gücünü nasıl gerçeğe dönüştüreceğimizin testini yapalım burada. Tamam. Yani yapamadığını yapacak, yaptığını göreceksin. İnşallah yaparlar. Biz denedik birkaç kişi de oluyor. Şimdi arkadaşlar slayta geçelim. Müdürüm o şeyi alırız. Thomson Reuters bir araştırma kuruluşu. Bunun verilerine göre dünyada 1964 yılından bugüne kadar 56 milyon patent başvurusu olmuş. Öncesinde ise 30 milyon patent başvurusu varmış. Toplamda 86 milyon patent başvurusu var. Dünya genelinde bu. Bu rakam ülkemizde 12 bin civarındaymış arkadaşlar. 12 bin. Sizce neden bu kadar aşağıda? Ve bunun da yarısı atıl durumdaymış. Patent bir şeyleri icat etmek demek. Bir şeyleri oluşturmak demek. Bir yenilik yapmak, onu da tescil ettirmek demek. Bu soruya cevap verebilen var mı arkadaşlar aranızda? Neden? Bizde her şey çok fazla. Evet. Her şey için de... Bakalım nedenmiş arkadaşlar. Neden bizde çok az icat varmış? Mustafa bir arar mısınız? Ne? Alakalı. Şimdi arkadaşlar, videoyla bağlantı kuracaksınız mutlaka. Olayın mantığı şu. Bir kere toplumu da iyi tanımak lazım. Nasıl yetiştirildiğimizi iyi denemek lazım. Başladı mı ses? Neden sorusuna cevap arıyoruz değil mi? Neden bizde icat yok? Az. Bakalım nedenmiş, inşallah çalışır. Evet. İcat çıkartma demeyen ana baba var mı? Benimki de çok diyor. İcat çıkartma diye büyütülen bir toplum icat çıkartır mı? Anasının babasının sözünü dinler değil mi? İşte o kadar söz dinleyen bir toplumuz. Şimdi ben düşünüyorum niye insanlar böyle yetiştiler diye. Olayın kaynağı bir kere baştan ninnilerde başlıyor. Ananız sizi büyütürken hangi ninniler çaldı? Ben söyleyeyim benimkini. Uyusun da büyüsün nenni, tıpış tıpış yürüsün nenni. Bu adam ömrünün sonuna kadar uyuma modunda geçer. Bir daha çalıyordu benim anam. Diyordu ki, dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana, kol bostancı danayı yemesin lahanayı. Şimdi ortada bir dana var, bir tane lahana var.
Benimle hiç alakası yok abi. Bir de bostancı var. Ben onların yaptıklarını seyrediyorum. Reaksiyona geçen onlar. Beni gelen onların derdi. Sonra masallar okumaya başladık. Alaaddin'in sihirli lambası okuyan var mı aranızda? Evet. Şimdi ben de onunla büyüdüm. Elim Amerikalısı, İngilizdir bu hikaye. Şununla büyüyor arkadaşlar. Robinson Crusoe diye bir adam var. Bu adam gemide giderken gemi batıyor. Bir tane bu kurtuluyor. Çıkıyor bir adaya. İmkansızlıklar içinde kimse yok başka. Adada yaşama tutunmaya çalışıyor. Sallarını sal yapıyor işte, yosunlarla bağlıyor. Kendine ev yapıyor. Bir tane ağacı sivriltiyor, ok yapıyor. Avlanıyor. İmkansızlıklar içerisinde o adadan kurtuluyor değil mi? Hatırladınız mı bunu? İngiliz'in çocuğu böyle büyüyor. Bizim Orta Doğu kültüründe yetişen çocuklar şöyle büyüyor. Hırsızın biri camdan atlıyor. Yolda bir tane lamba görüyor, tamam mı? Lamba. Lambaya şöyle bir tane vuruyor. Lambanın içinden bir cin çıkıyor. Diyor ki, dile benden ne dilersin? Bak bu kadar kolay iş. Dile benden ne dilersin? Diliyor şimdi. Çok zengin olmak istiyorum. Emredersin diye zengin olur. Başka bir emrin var mı? Var mı? Ne? Bu ülkenin sultanı olmak istiyorum diye. Baş üstüne yürüyor, sultan yapıyor. Başka bir emrin var mı? Var mı? Ne? Eski sultanın da kızını almana diyor. Yuh. Yuh. Kızı da cinden istiyor. Şimdi böyle yetişen bir nesil, bir toplum. Arkadaşlar neyi başarır? Şimdi baba icat çıkartma diyor. He? Ana dandini dastana diyor. Okuduğu kitapta da Alaaddin'in o da cin bekliyor. Öbürünün sonuna kadar cin bekliyor. Olur. Bir cin gelecek, bir şeyleri değiştirecek. Ama benim ilk şeyi uyu uyu yat uyu. Değil mi? Uyu uyu yat uyu. Işıl ılık süt iç, süt iç uyu. Bir şeyleri değiştirebilmek için önce yapınızı iyi tanıyacaksınız. Böyle bir nesille karşı karşıyasınız. Ben ne zaman bir şey yapmaya çalışsam babam önüme engel olmuş değil mi? Çocuklarının kitap okumasını isteyen var mı? Benim babam şunu diyor, eşşol eşek okuyup katip olacak. Aynen bunu diyorlar arkadaşlar. Pederden kaçıyorum ya, bir şeyler yapmak istiyorum, beni çok sıkıyor. Kitap okutmuyor, kendi başıma zannederim 7-8 yaşlarında mahallenin tuvaletinde bekçilik yapmaya başladım. Dedem camiden çıkarken arkadaşlar ispiyonlamış, senin torun tuvalette camilik bekçilik yapıyor. Geldi kulağımdan tuttu, doğru eve getirdi. Neler saydı tahmin edemezsiniz. Ayakkabı boyacılığı yaptım. Babamın arkadaşının ayakkabısını boyamış. O da babama gitmiş demiş ki, bu kadar mı muhtaçsın? Bizim pederin otoservisi vardı. Bu kadar mı muhtaçsın çocuğu ayakkabı boyatıyor? Peder bir geldi hışımla, aldı götürdü yine kulak. Ne yapsam hep darbeydi. Güvensizleşmeye başlamıştım ben. Kendi başıma karar veremez hale gelmiştim. Bir dönem. Sonra resmi çektim, ihtilal bayrağını kaldırdım. Bir şeyler değişti. Ha, düştünüz kalktınız o ayrı mesele. Bedel ödediniz hayatta. Bunu tanıyoruz. O zaman insan beyninin özelliklerini tanıyarak başka neler yapabiliriz? Bizim işimizin satış olduğunu düşünen var mı aranızda? Satış. Kimler düşünüyor? Satış olmadığını düşünenler kimler? Bir fikri ve bir düşünceyi karşı tarafa aktarma işine ne isim veriyorsunuz siz? Malum erdir. Bazen fikir de olur. Evet. Arkadaşlar, ikna ve satış paradoksu konumuzun özeti. Oraya gelelim. Satış yapmak istiyorsanız, yani düşünceyi satmak da olabilir bu. İlla Omega 3 yağ asidini düşünmeyin ya da Firidum'u düşünmeyin. Düşüncenizi satarsanız, sizin gibi düşünürse o da ne yapacak? Orada bir satış işlemi gerçekleştirecek. Ercan Bey de anlattı ya o gün. Yani illa aracı olmanız gerekmiyor. Vesile olursunuz ve satış gerçekleşir. Satış yapmayın arkadaşlar. Amacınız bir şeyler satmaksa sakın satış yapmayın. Şirketlerdeki satın alma birimlerinin ismi adından da anlaşıldığı gibi satın almadır. Satın alma. Sen oraya satış yapmaya gidiyorsun. Merhaba, burası ne? Satın alma birimi. Burada satış olmaz. Danışmalar var değil mi? Danışma. Haddini bilmeyenler danışıyor. Burası resmi kuruluş sanıyor ki. Bugün git yarın gel. Bugün çok meşgulüm. Bulmaca çözeceğim diyor. Şimdi özel sektör biraz değişmeye başladı. Mantığı iyi algılayın arkadaşlar. Satış yapmayın. Ne yapacağız? Paradoks şurada başlıyor. Şimdi biz satış yapmak için klasik ticarette olduğu gibi sahaya çıkıyoruz. Satış yapacağız. Satış yapacağız, paramız olsun.
Mantık bu değil mi kardeşim? Şimdi gittik, satış yapamıyoruz, paramız olmuyor. Paramız olmadığı için bir dahaki satışı finanse edemiyoruz. Satış yapamadığımız için paramız olmuyor, paramız olmadığı için satış yapamıyoruz. Bu paradoks mudur? Bir döngü, çılgın bir döngü değil mi? Saçma sapan bir döngü. Şimdi oturuyor, muhteşem yaratıcılıklar keşfediyor adammış. Ben bu makus tarihi değiştireceğim. O zaman bak ne yapıyor? Yenilik yapıyor. Orijinal CD alana korsan CD hediye ediyor. Diyor ki ben bu paradoksu kıracağım. Maalesef yine kıramıyor. Problem devam ediyor. Sebebi iyi algılamak lazım arkadaşlar. Satışın altında yatan sebep nedir? Değiş tokuştur. Lidyalılar olmasaydı o şerefsizler bugün para olur mu? Para eşittir Lidyalıların laneti diyebiliyor musun? Diyoruz ne? Şimdi parayı kaldırın arkadaşlar. Bir şey satacaksınız ama ortada para yok. Değiştireceğiz. Algıyı değiştireceğiz. Para olmayınca nasıl yaparsınız? İhtiyaçlarınızı nasıl karşılarsınız? Değiş tokuşla. Gelirim size. Siz ne satıyorsunuz? Pirinç satıyorsunuz. Ben pirinç almak istiyorum ama para yok ortada. Diyorum ki ben harika fıkra anlatırım. Süper. Anlatırım kahkahalarla gülersin. Ama benim 30 kilo pirince ihtiyacım var. Size bir fıkra anlatayım. Bana 30 kilo pirinç verin. Diyor ki bana hayır benim fıkra dinlemeye ihtiyacım yok. Ne lazım sana abla diyorum. Bana lazım olan diyor işte 10 kilo patates. 10 kilo patatesi getir pirinci al götür. Geliyorum şimdi. Abi patates satıyor. Abi diyorum sana bir fıkra anlatayım bana 10 kilo patates ver. Anlat ya biraz gülelim. Hanımla kavga ettik diyor anlatıyorum şimdi. Nasıl da bildiğini anlatıyorum mesela. Abi kahkahalarla gülüyor. Patatesi alıyorum. Al patatesi ver pirinci diyorum. Eskiden değiş tokuş böyle oluyordu değil mi? İnsanların ihtiyacını karşıladığınız zaman ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyordunuz. Parayı ortadan kaldırdık. Buraya neyi koyduk arkadaşlar? Faydayı. Ortada bir fayda var. Bakın o zaman ticaret nasıl olacak? Faydayı algılatırsanız, evet gerçekten bu benim için faydaydı, ihtiyaçtı sorusu cevap bulursa, o zaman beyinde fayda duygusu oluşuyor. Beyni iyi tanıyacağız. Biraz önce ham maddelerini yazmıştım. Beyni tanıyalım. Beyin 3 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Neokorteks dedikleri bölüm. Burası yeni beyindir. Yeni beyin. Yani günümüz canlılarına hani o memelilere has bir özellik. Pek çok canlıda görürsünüz. Hepsinde neokorteks var. Yeni beyin. Ortada bir limbik sistem var. Ve en altta da sürüngenlerle ortak özelliğimiz olan sürüngen beyin var. Yılanlarda da var o sürüngen beyin. Kertenkelede de var. Anlatabildim mi? Yani ilk evrelerde oluşan beyin bu. Şimdi arkadaşlar neokorteks neye yarar? Ve biz mesajlarımızı nereye göndereceğiz ve nasıl göndereceğiz? Neokorteks yeni beyindir. Tasarı ve düşünce işine yarar. Mesela siz firudumun şeklini gösterirsiniz, ölçer onu. Evet der bu meyve suyu formatında, mavi kapaklı, şu özellikleri var. Mesajı orası aldılar, yeni beyin aldılar. Limbik sistem neyi aldılar? Orta beyinde nedir? Duygulara yön verir ve korku odaklı çalışır. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Kimse itiraf edemiyor bunu ama herkesin içinde var. Diyelim ki birisinin kanser olduğunu duydunuz. Kanser. Ha şeyi de anlatayım ondan sonra geçeyim buraya. Sürüngen beyni. Bu korku odaklı çalışıyor. Sürüngen beyin de eski beyin denir. Karar alan mekanizma burasıdır. Mesajları buraya iletmeniz lazım. Bu koca beyinde mesaj alacak. Gel şurası arkadaşlar. Yani karar alan mekanizma burası. Her tarafı buraya yönetiyor. O sürüngen en ilkel beyin yönetiyor. Şimdi korku odaklıdır ya. Birisinin kardeşi kanserden ölmüş. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız. Cenazesine gidiyorsunuz. Acını paylaşıyorum. Yaşadıklarını hissediyorum diyorsun. Bunu hangi beyin söylüyor? Orta beyin söylüyor. Duyguları paylaşıyor. Ama onun bir de korkak tarafı var. Şöyle tatmin ediyormuş kendisini. İyi ki de senin kardeşin öldü. İyi ki de benim kardeşim ölmedi. İyi ki de ben ölmedim. Hani bencildi ya, korkulaklıydı ya. Bunları iyi tanıyın arkadaşlar. İyi ki de senin başına geldi. Atasözü var arkadaşlar. Bana dokunmayan yılan
bin yaşasın diye atasözü var. Şimdi beynin bu özelliğini keşfedelim. Beyin bencil. Kendisinden başka kimseyi tanımaz. Yavrusunu yiyebilir mi bir canlı? Ama yılan acıkınca kendi yavrusunu da yiyor değil mi? Doğası öyle. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar, mesajları buraya yollayacağız. O zaman beyni tanıyalım birkaç madde halinde. Notlar alırsanız iyi olur. Beyin ben merkezcidir. Karşılık bekler. Hani ya ne önemi var dostlar arasında 3 kilo altın 5 kilo gümüşün önemi olur mu deniyor ya. Yalan. Karşılık bekliyormuş. O halde önemli olan unsur ne oluyor o zaman? Kendisi oluyor. Kendisinden başka önem arz eden hiçbir şey yoktur beyin. Eski beyinden bahsediyoruz arkadaşlar, sürüngen beyinden. Sadece kendisi vardır. Karşılık bekler. O halde ne yapacağız? Muhatabınızdan bahsedeceksiniz. Buraya konuşmacılar çıkar, saatlerce kendisinden bahseder. Orada oturan adam da sıkılır. Bana ne dedi ya sen de? Gidersin ben şurayı bitirdim, buradan şu diplomayı aldım, şöyle meşhur oldum. Bana ne senden, benden bahset. Kendini önemli hissetmek ister. Maslow diye bir adam var. İhtiyaçlar hiyerarşisi bilen var mı arkadaşlar? Üniversitelerde ders olarak okutuluyor. Bütün ihtiyaç hiyerarşisi kendisiyle başlar. En son sosyal ihtiyaçlar gelir. Yani o kültürel ihtiyaçlar gelir. Başkalarının ihtiyaçlarını karşılama gelir. O en son. Şimdi o halde ne yapacağız? Muhatabınızdan bahsedeceksiniz. Gittiniz, kendinizi anlatmayın. Bizim şirketimiz 36 yıldır faaliyet gösterenmiş. Bana ne? Bana ne? İhtiyaç hissetmiyor, reaksiyon oluşmuyor. Bizim ürünlerimiz şöyle güzel, o kadar güzel ki anlatamıyorum, o kadar güzel. Bana ne? İhtiyaç hissetmiyor. O zaman ne yapacağız? Ondan bahsedeceğiz. Birisi kendi, mesela hanıma ben çok yaparım bunu, bana der ki ya kendini anlatma artık ya sık. E hanım çatlayayım ölüyüm diyorum şimdi. Aynanın karşısına geçiyorum, Allah'ım bugün çok yakışıklıyım diyor. Şimdi bu dalga geçiyor. Aslında kendimle dalga geçiyorum. Anlatabildim mi? Bunu istiyor insanlar. Önemli olmak istiyor. O zaman ne yapacaksınız? Muhatabınızdan bahsedeceksiniz. İkincisi, beyin karşıtlık sever. Asla karşıtlık teoremini oturtamazsanız beyni algılatamazsınız. Karşılaştırma ve alternatif oluşturma imkanı sağlayın. İyi ile kötünün arasındaki farkı algılar. Neydi başta dediğim? Ortası yoktu değil mi? Ya beyaz ya siyah. İyi ile kötü algılar, sağlıklıyla sağlıksız algılar. Arasını algılayamaz. Öncesini ve sonrasını algılar. Az ve çok algılar. Bunun gibi çoğaltar çoğaltabilirsiniz. O halde ne yapacağız? Önüne öyle doneler koyacağız ki mukayese edebilecek. Bunu alırsam evet karım olur. Bunu almazsam şu zarar.